Evet. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyoruz. Ölçme dersimizin istatistik ünitesiyle devam edeceğiz. Geçen hafta merkezi yığılma ölçülerimizi konuşup tamamlamıştık. Aritmetik ortalamayı, mod ve medyanları, hesaplamaları ve yorumlamalarını konuşmuştuk. Test istatistikleri içerisinde iki tane başlık vardı. Birincisi A başlığı merkezi yığılma ölçüleriydi. Bunlar sınıfın başarısı ya da başarısızlığı hakkında bilgi veriyordu ki en önemli 3 tane kavram aritmetik ortalama, mod ve medyan bitirmiştik, tamamlamıştık. Bu akşam test istatistiklerinin ikinci ve son kısmı yani B başlığı diyelim. Bu sefer merkezi dağılım ölçülerini konuşacağız. Ve bizim için daha önceki derste de söylediğim bir şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Başlıkların altında gördüğünüz küçük ifadeler sizin için hayati önem taşıyor. Mesela merkezi yığılma ölçülerini konuşurken demiştik ki sınıfın başarısı hakkında bilgi verir. Ama bu akşam başlayacağımız B başlığı merkezi dağılma, dağılım ölçüleri artık bize çalışkanlık, tembellik hakkında bilgi vermiyor. Yani bir sınıf başarılı mı başarısız mı değil. Bir sınıfın puanları artık homojenlik ya da heterojenlik mi özelliği gösteriyor, bunu göreceğiz. Bir anlamda daha Türkçe konuşalım. Sınıfın özelliği benzer mi yoksa farklı mı? Hangi tür öğrencilerden oluşuyor? Onları konuşmaya başlayacağız bu akşamki B başlığımızda. Dağılım ölçülerini toplam 4 tane alt başlıkta toplayacağız. Standart sapma, tabii testin standart sapması, testin varyansı, testin çeyrek sapması ve range dediğimiz 4 tane değeri işleyip inşallah testle ilgili bütün işlemler bitmiş olacak. İlk önce birinci başlığımız ve içlerinde en popüler olanı testin standart sapmasını konuşacağız ve sembolleri gözümüzde alıştırmakta her zaman fayda var. Cx, yani x puanlarının, x testinin standart sapması anlamında düşünebiliriz. Buraya dikkat. Bir testin standart sapması bize öğrencilerin puanlarının birbirlerine benzeyip benzemediği hakkında bilgi verir. Puanlar yüksek mi, düşük mü? Bu konuda bilgi vermez. Yani standart sapmanın büyüklüğü ya da küçüklüğü sınıfın başarısı ya da başarısızlığı anlamına gelmez. Öğrencinin başarısı ya da başarısızlığı anlamına gelmez. Sadece şu anlama gelir. Sınıftaki öğrenciler sınav puanlarını aldıklarında puanlar birbirlerine çok benziyorsa sınıfın standart sapması küçüktür. Yani benzerlik vardır deriz. Yok, eğer öğrencilerin puanları birbirlerinden farklı farklıysa, değişik puanlar almışlarsa böyle bir durumda testin standart sapması büyük deriz. Yani öğrenciler arasında farklılaşma var diyeceğiz. Küçük bir iki bilgiyi söyleyerek geçelim. Ola ki yorumlarda sorarlarsa bir sınıfın standart sapmasını hesaplamak için önce o sınıfın aritmetik ortalamasını bulmak lazım. Çünkü kelime anlamı şu. Aslında standarttan sapmak diyorsak önce standardın ne olduğunu anlamamız lazım. Hani neyden sapıyor bu puanlar? Aslında standart dediğimiz şey sınıfın başarısıdır. Yani aritmetik ortalamasıdır. Örneğin 100 üzerinden 70 alan bir sınıf 70 standartlarında başarılıdır. Mantığı böyle anlayalım. Ya da işte 100 üzerinden 50 puan aritmetik ortalamaya sahip olan bir sınıf 50 standartlarında başarılıdır. Kısaca siz standart diyerek aslında sınıfın aritmetik ortalamasını anlarsanız doğru olur. Peki standarttan sapmak ne demek? Yani sınıfın aritmetik ortalamasından sapmak ne demek? Öğrencilerin puanları tek tek düşünüldüğünde her birinin aldığı puan acaba aritmetik ortalamaya yakın mı yoksa uzak mı? Aslında özetle verdiği şey bu. İsterseniz onu şöyle bir küçük şekilde göstermeye çalışayım. Hayali bir sınıf düşüneceğiz. Ve standart sapma yorumlarında lütfen unutmayın. Bize soruda herhangi bir hayali sınıftan bahsediliyorsa, yani falanca okuldaki falanca sınıf, herhangi bir detay verilmiyorsa lütfen unutmayın. Biz bütün sınıfların heterojenlik özelliği taşıdığını varsayarak yorum yaparız istatistikte. Neden? Çünkü toplumda her tür insan vardır. Akıllısı, delisi, yaramazı, çalışkanı, tembeli, haylazı, uslusu. İnsanlar çeşit çeşittir. Hani oradan aklına kalsın. Heterojendir. Dolayısıyla normal koşullarda özel bir sınıf oluşturulmadıysa eğer normal koşullarda herhangi bir sınıftaki öğrencilerin içinde çalışkanlar da vardır, tembeller de vardır, orta şekerler de vardır diye varsayarak yorum yaparız. Ve şimdi yapacağımız bütün yorumlar bu varsayımı dikkate alarak başlar. Diğer ayrıntılar tabii ki çok var ama bunlar ileri istatistiğin konusu olduğu için hiç kafanızı karıştırıp da müfredat dışına çıkmayalım. Bilmeniz gereken yeri bilirseniz bu size yeterli artar. Peki olayı nasıl anlayalım? Bakalım. Hayali bir A, hayali bir de B sınıfımız olsun. Buradan sonrasını iyi dinleyin. A sınıfını diyelim, öğrencilerimize bir sınav yapıyoruz
ve sınavımız mesela 100 üzerinden olsun. 0 ile 100 aralığında bir sınav yapacağız. Sınavı yaptık. Öğrencilerin puanlarını okuduk. Aritmetik ortalamayı hesapladık. Örnek veriyorum. Aritmetik ortalama diyelim. Bu örnek rakamlara çok takılmayın. Diyelim aritmetik ortalamamız 70 olsun. Yani bu sınıfın standardı 70'miş diyelim. İşte aritmetik ortalama hesaplandıktan sonra standart sapmanın büyük mü küçük mü olduğunu ancak buradan sonra anlayabiliriz. Bu A sınıfındaki öğrencilerin tek tek sınavdan kaç aldıklarını düşünelim. Mesela örnek veriyorum. 5, 10, 15, 18, 21, 23, 26, 34, 38, 45, 47, 50, 58, 64, 73, 78, 80, 85, 90 gibi çok farklı farklı puanlar aldıklarını varsayalım. Hani öyle bir sınıf olsun. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Her bir öğrenci sınıfın standardından ne kadar uzağa gitmiş ise standarttan o kadar sapmış demektir. Yani çok uzaklara gittikçe standart sapma yavaş yavaş ne olur? Büyümeye başlar. Puanlar değiştikçe bu gördüğünüz pencere açılımı, yani puanların açılımı standart sapmanın büyük olduğunun işaretini verir. Standart SX diyelim, standart sapma büyük çıkacaktır böyle bir sınıfta. Hatta diyeceğiz ki bir dahaki haftalarda grafiklere geçeceğiz. Standart sapma büyüyünce sınıfın grafik görünümü basık bir hal alır. Basık dediği nedir biliyor musunuz? Sanki böyle yukarıdan ezmişsin de yanlara taşmış gibi. Mesela kabaca diyeyim. Şöyle, pardon. Şöyle değil. Kalemim yanlış oldu. Şöyle bir diyeyim, düz çizgi var mesela. Şöyle bir eziklik var. Böyle bir genişlik olduğunu görüyorsanız standart sapmanın büyük, grafik görünümün basık olduğunu anlayacağız. Sadece kelime olarak duyun. Şu an ne anlama geldiğini çok kafa yormayın şimdilik. Şimdilik. Bir de B sınıfımız vardı. Ona da bir bakalım. B sınıfına da sınav yaptık. Ona da 100 üzerinden yaptık. Hatta örneğin güzel anlaşılması için bunun da aritmetik ortalaması 70 olsun. Hani yukarıdakiyle farkını anlayalım. Fakat B sınıfında sınav sonuçları şöyle olmuş. Bütün öğrencilerin puanları birbirine çok yakın olsun. Mesela 50, 55, 60, 65, 68, 70, 75, 74, 80. Bütün sınıfın puanlarının bu 70'in çok yakınlarında biriktiğini hayal edelim. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Demek ki öğrenciler sınıfın standardından çok fazla sapmamış, çok fazla uzaklaşmamış demek. Bu aritmetik ortalamanın etrafında oynayıp durmuşlar uslu çocuklar gibi. Dolayısıyla bunlar hep aynı yerde olduğu için bu sınıfın standart sapması küçük çıkacak diyeceğiz. Hatta küçük çıkmaktan da öte, yazamadım bir türlü mouse'la. Siz orada küçük yazdığını hayal edin, tamam mı? Bunun ileride grafiğini yaptığımızda da ne olacak biliyor musunuz? Her yer, herkes aynı yere sıkıştığı için grafik gelecek böyle mesela. Şöyle ani bir yükselme olacak. İşte bu sivri grafik demektir. Yani homojenleşme başlıyor demektir. Biraz daha açalım isterseniz. Şimdi buraya bakın. Dikkat. Bir sınıfın standart sapması küçük deniyorsa rakamsal olarak. Öğrencilerin puanları birbiriyle benzer. Aynı. Tıpatıp yakın puanlar almışlar. Yani bilenle bilmeyen ayrılmamış. Ve bir anlamda da güvenirliğin düşük çıkması beklenir. Neden? Çünkü hayali sınıfın heterojen olduğunu varsaymıştık. Ama standart sapma küçüldükçe sınıflar homojenleşmeye başlar diyeceğiz. Homojen aynı demektir. Heterojen farklı demektir. Şimdi hayali sınıf heterojense benim elde ettiğim bilgiler homojen gösteriyorsa gerçeği yansıtamıyordur. İkinci ünitenin başına gidelim. Hata gerçekle ölçülen arasındaki farktı. Ne demek gerçekle ölçülen arasındaki fark? Asıl var olanla benim tespit ettiğim birbirine uymuyor demek. İşte bu standart sapmanın küçük olduğu durumlarda güvenirliğin düşük olduğunun da işaretini verir. İlk ipucunu verir. %100 böyledir diyemeyiz. Ama böyle olması beklenir diyor kural. Bu standart sapma küçükse. Diğer ihtimale bakalım. Eğer bir sınıfın standart sapması büyükse bu ne demek? Öğrencilerin puanları birbirlerinden farklı. Birbirlerinden uzak. Yani değişik değişik puan almışlar. Bu ne demek? Sınıfta çalışkanla tembel, yani bilenle bilmeyen ayrılmış. Tembeller düşük almış, çalışkanlar yüksek almış demek. Ve bu iyi bir şeydir. Farklılaşma başladıkça
sınıfında heterojenleşmeye başladığını biliyoruz. Bu da basık grafik anlamına gelir. Bizim hayali sınıfımız heterojendi. Elde ettiğimiz veriler de heterojenleşmekle ilgili ise o zaman bu testin güvenilirliğinin yüksek çıkması beklenir. Yani beklenti bu sefer olumlu yönde olacaktır diyor. Olay özünde budur. Şimdi buraya kadar küçük bir virgül koyalım. Diğer yorumlara geçeceğiz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Her şey yolunda gidiyor mu? Hayır Sümeyye Hocam, öyle bir yorum yapamazsınız. Yani puanların benzer olması kopya çekildiğini garanti etmez. Bu ihtimal hakkında kesin bir yorum yapılamaz hocam. Hepsinin kapasitesi aynı olabilir. Aynı bilgi düzeyine sahip olabilir. İlgi ve yetenekleri birbiriyle denk olabilir. Veya hepsi aynı yere çalışmış olabilir. İhtimaller var. Evet Eylül Hocam. Hem bilenle bilmeyen ayrılmadığı için hem de heterojen sınıfı homojen gösterdiği için. Gerekçeler çoğalabilir. Ama önemli olan özeti. Sapma küçükse biz güvenilirliğin genel anlamda düşük çıkmasını bekleriz. Fatma Hocam, basıklık ve sivriliği anlatmadım zaten. O yüzden anlamamanız çok normal. Sadece kelime olarak duyun onları. Çünkü iki hafta sonra anlatacağız. Homojenleşme, sivrilik, heterojenleşme, basıklık anlamına gelecek. Grafikte onları size izah edeceğim. Tamam mı? O önümüzdeki dersin konusu. Ben şu an size hazırlıyorum oraya. Yani biz bunu duymuştuk deyince karşınızda gördüğünüzde daha kolay hatırlayacaksınız. Tamam mı hocam? Sapma küçülüyorsa güvenilirlik düşüktür diye bekleriz. Sapma büyüyorsa güvenilirlik yükseliyor diye bekleriz. Peki. Şimdi gelelim ikinci yorumlara. Burada kulağınızı 4, hafızanızı 16 açın. Şu an ekranda gördüğünüz yorumlar birazdan yapacağımız bütün örneklerin cevabıdır. Bugüne kadar ne dinledin, ne öğrendin, ne okudun bilmiyorum ama hepsini kaldır ve kenara koy. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmayacağım. Hiçbir şekilde böyle bir tartışmaya girmeyeceğim. Sen de girmeyeceksin, ben de girmeyeceğim. Kimse tartışmayacak. Şu an ekranda gördüğünüz bilgi istatistik biliminin temel kuralıdır. Ve ne sorulursa nasıl cevap verilirin direkt ana damarıdır. Ben öyle biliyordum, böyle bunların hepsini çöpe atmanızı istiyorum. Böyle bir cümle kurduğunuz takdirde sorunuzu dinlemem ve yorumunuzu da ciddiye almam. Çünkü akademik olmayan, matematiksel olmayan, kişisel tahminlerle yapılan hiçbir şeyin bilimselliği yoktur. Şu an ekrandaki kural ne diyorsa bize sorulan her şeyde bu kurala göre cevap vereceğiz. Bu matematikteki çarpım tablosu gibidir yani. O yüzden burayı iyi anlayalım ve kulağınızı 4 açın. Birinci ihtimal. Bize birazdan, hatta şöyle bir örnek göstereyim, geri alayım. Mesela şuradaki tabloyu görüyorsunuz değil mi? Aritmetik ortalama ve standart sapmalar var mesela şurada. Bu tür tablolar verecekler. Bu tür tablolar verildiğinde hangi soruda hangi cevabı nasıl vereceğiz? Şimdi ona bakacağız. İhtimal 1. Eğer bize hangi sınıf başarılı, hangi sınıf başarısız diye sorarsa sadece aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalamanın dışında sapmaymış, ranjmış, medyanmış bizi ilgilendirmez. Mutlak başarıyı kastediyorum burada, onu da söyleyeyim. Bir sınıfın başarısı sorulduğunda sadece aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalaması yüksekse başarılıdır. Yani 100 üzerinden 80-90 ise mesela. Aritmetik ortalaması düşükse başarısızdır. Bu kadar, 2 kere 4 bitti. Bunun dışında hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Ama bir kural vardı. K değerleri, yani soru sayıları eşit değilse onların hepsini 100'e eşitliyorduk ama, değil mi? O zaten bu aritmetik ortalama kuralının içindeydi. Hani bazen 10 üzerinden 8 diyor da bazen 50 üzerinden 30 diyor ya, böyle durumlarda ne yapıyorduk? Hepsini 100'e eşitliyorduk. Hepsini 100 üzerinden eşit olduğunu varsayalım biz sorularda. Ortalaması yüksek olan başarılıdır. Ortalaması düşük olan başarısızdır. Bitti. Bu tartışmaya kapalı, yoruma kapalı bir kuraldır ve bilgidir. Buna göre cevap vereceğiz birazdan. Bu beklesin. 2. Eğer bize soruda şöyle sorarsa. Hangi sınıfta öğrencilerin puanları daha benzer? Ya da öğrencilerin puanları daha farklı derse. Bakın, tek tek şahıslar, kişilerden, Mürteza'dan, Makbule'den, Berkecan'dan ve Pelin Su'dan bahsediyor, tamam mı? Şahısların puanlarının benzerliğini soruyorsa, öğrenci puanları, bireylerin puanları, çocukların puanları gibi ifadeler var. Kural diyor ki sadece standart sapmaya bakacaksın arkadaşım. Eğer diyor bir sınıfta standart sapma küçükse çocukların puanları benzerdir. Standart sapma büyükse çocukların puanları da farklıdır. Kural 2. Bitti. Tartışmaya kapalı bir kuraldır bu. Kişisel fikir katmayacağız. Ve 3.
Kelime oyunlu bir yer. Zaten eğitimde kelime oyunu çok yapılıyor biliyorsunuz. Eğer bize soruyu şöyle sorarsa, hangi sınıf daha homojen, hangi sınıf daha heterojen derse, sadece standart sapma bir işe yaramıyor. Sakın bu hatayı yapmayın. Böyle bir durumda biz bağıl değişkenlik katsayısını hesaplarız. Büyük V harfiyle gösteriliyor bağıl değişkenlik katsayısı. Her grubun kendisine göre değişimi demektir. Yani Türkçesi bu. Evet. Kayıttayız. Dur, madem geldin. Rapunzel geldi. Rapunzel uzun saçlı. Canım sıkıldı. Gel beraber dinle. Çek sandalyeni. Tamam, misafirimiz var. Nereden çıktı? Hoba demeyin ha. Hoba dedik ya. O zaman şimdi sen misafir mi olacaksın? Seyirci mi olacaksın? Sandalye alalım. Seyirci. Ya. Seyirci olsun. Messi. Bu neyin Messi? Evet, şimdi ciddileşelim. Sapmadan bahsediyoruz burada. Sapmayalım. Sapmayalım fazla. Şimdi nasıl özlemişsiniz? Yalancılar, ben 5 gün önce dersteydi. Sanki gören de bir aydır yok zannedecek. Siz ne dediniz edebiyim diyor. Bunlar benim gazcısınız. Bunlar bana gaz veriyor. Ben gazla çalıştığım için. LPG. Zam gelmiş LPG. Ne güzel dinleyecekti ya. Bak. Şurada iki kelam bir öğretecektik çocuğa. Ay. Sağ olsun bizi de neşelendirdi. Şimdi son kurduğumuz cümleyi tekrar kuralım. Eğer hangi sınıf homojen, hangi sınıf heterojen derse sadece standart sapmaya bakmıyoruz. Bu bizi yanıltabilir. Neye bakacağız? Bağıl değişkenlik katsayısına bakacağız. Yani büyük V ile gösterdiğimiz basit bir işlem. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi buraya dikkat. Size bağıl değişkenlik katsayısını sorduğu zaman çok basit bir işlem var. Çok basit. 4 yani matematiksel işlem toplama çıkarma yetiyor. Diyor ki standart sapmayı aritmetik ortalamaya bölün, yüzle çarpın. Aslında bunun Türkçesi ne biliyor musun? Sayıları yüze oranlayın demek. Yani matematiği iyi olan arkadaşlarım hemen fark etmiştir bunu zaten. Sayıları yüze oranlamaktır aslında. Bağıl değişkenlik katsayısını bulmak. Örneğe bakalım. Formülle de yapabiliriz, formülsüz de yapabiliriz. İkisini de anlatayım ben size. Örnek bir soru diyor ki, bir sınıfın aritmetik ortalaması 40. Eyvallah. Standart sapması 4. Eyvallah, gözümüz. Bu sınıfın diyor bağıl değişkenlik katsayısı nedir? Çok kolay, ne de olacak? Sapma bölü ortalama çarpı 100. Yani 4 bölü 40 çarpı 100'den 10 çıkar. Bunu istersen formülle yap, böyle sapma bölü ortalama çarpı 100 diyor. İstersen daha pratik diyorsan şöyle düşün. 40'dan 4. Yüzde kaç eder? İçler dışlar çarpma 10 eder. Aynı şeyi böyle de yapabilirsin. Yani formül o kadar da ciddiye alınacak bir şey değil. Yani yüzlük sisteme çevirmek. Evet bak Serap hocam yazmış şimdi. Yani bildiğin sayıyı yüze oranlıyorsun o kadar işte. 20'de 3 ise yüzde kaç olur? Vallahi 20'yi 100 yapmak için 5 ile çarparım. 3'ü de 5 ile çarparsam 15 olur. 20'de 3 ise bağıl değişkenlik %15'tir. Bu kadar basittir yani. İşte bunu kullanarak diyor homojenlik heterojenlik yorumlanır. Şimdi isterseniz uçuşa geçelim. Kalem, kağıt, kahve, bardak, çardak ne varsa her şeyi bırakmanı istiyorum şu an. Şu zapping yapan arkadaşlar, elinde kumanda olanlar hemen bırakın. Yolda bizi cep telefonundan izleyenler, internetin çektiği bir yere gidin ve bağlantınız kopmasın. Dananın kuyruğunu koptuğu yerdeyiz şu an. Hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Eğer yemeğinizi yiyorsanız yemeğinizi ara verin. Su için yutkunun. Çocuğunuz ağlıyorsa öbür odaya götürün. Babası ya da annesi hangisiyse diğeri baksın. Burayı çok iyi dinleyin ama. Çok iyi dinleyin burayı. Gerçekten burası önemli. Samimiyetle söylüyorum. Ve tek tek anlatacağım. Bir kere de hepsini anlatacağım. Örnekleri vereceğim. Her şey netleşecek. Kafanda şak diye oturacak. Hazırsan başlıyoruz. Bize 4 tane sınıf vermişler. A, B, C, D sınıfları. Aritmetik ortalamalar verilmiş. Standart sapmalar da verilmiş. Birinci soru tipi. 3 tane soru tipi var. Birinci soru tipi bu. Diğerlerinin nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi bize bu tabloyla ilgili, şöyle tabloyu da temizleyelim. Bu tabloyla ilgili toplam 3 tane soru sorabilirler hocam. Soru 1. Bize diyebilirler ki, şunu da hazırlayayım, evet. Hangi sınıf daha başarılı
ya da hangi sınıf daha başarısız derlerse. Kural diyordu ki aritmetik ortalaması yüksek olan başarılıdır, düşük olan başarısızdır. Başka şeylerle ilgilenmeyeceksin. Yani diğerlerine kör olacaksın. Sadece aritmetik ortalamaya bakacaksın. Bakalım hangisinin aritmetik ortalaması nasıl? 60, 60, 60, 60. Aa, hepsinin aritmetik ortalaması aynı. O zaman hepsinin başarısı aynıdır. Bitti. Aritmetik ortalamaların hepsi aynıysa, tabii 100 üzerinden olduğunu kabul ediyoruz bunları. Bütün hepsinin başarısı aynıdır. Soru bu, cevap bu. Bitti. Soru 2. Bize aynı tabloda hangi sınıftaki öğrencilerin puanları birbirine daha çok benziyor? Ya da hangisi daha farklı derse? Kural bana diyordu ki sadece standart sapmaya bakacaksın. Hemen bakalım. 3, 4, 6, 8. A en küçüğü 3. O zaman A sınıfındaki öğrencilerin puanları birbirine daha çok benzer. Niye? Çünkü standart sapması daha küçük. Birbirlerine yakın puan almışlar. Hepsi böyle 60'ın etrafında dönmüş. 55, 60, 62 gibi. Peki sapması en büyük hangisi var? 3, 4, 6, 8, 8. Yani D sınıfı. Demek ki D sınıfındaki öğrencilerin puanları birbirlerinden daha farklı, daha değişik. Neden? Çünkü standart sapma daha büyük. 8'e çıkmış. Herhalde bu sınıftakiler 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 gibi daha uzaklara gitmişler. O yüzden standart sapma büyümüş. Bitti. Soru 3. Şu bilgilere göre hangi sınıf homojen, hangi sınıf heterojen derse kural bize diyordu ki bağıl değişkenliği hesaplayacaksınız. Az önceki formül sapma bölü ortalama çarpı 100. Bağıl değişkenlik küçük olan homojendir, büyük olan heterojendir. Yani şu formülü tek tek yapmamız lazım. Ama biz formülsüz de yapabiliyoruz. Mantık şu hocam. Matematik yalan söylemez. Kural 1. Eğer diyor bir soruda bütün sınıfların aritmetik ortalamaları birbirine eşitse, ki burada eşit, o zaman diyor formülle zaman kaybetmeyin diyor. Ben size pratiğini söyleyeyim diyor. Standart sapması küçük olan her zaman en homojen çıkar. Sapması büyük çıkan her zaman heterojen çıkar. Ama bu kural sadece aritmetik ortalamalar eşitken geçerlidir. Eğer yarın öbür gün bir soru çözerken yanlışlık yaparsanız bu videonun, bu kısmının, bu dakikasının, bu saniyesini bir kez daha izleyin. Bu kural sadece aritmetik ortalamalar eşitken geçerlidir. Başka hiçbir şartta böyle bir kural uygulayamazsınız. Dolayısıyla birinci soru tipinin özelliği bu. Yani bu bilgiye göre A sınıfı daha homojen, Denizli D sınıfı daha heterojendir. Formüle gerek yok. İlle de formül istiyorum diyenler ders arasında formülle tek tek yapabilirler. Aynı şey çıkacak. En küçük A, en büyük D sınıfı çıkacak. Bu birinci soru tipi. Gelelim ikinci soru tipine. Az önce aritmetik ortalamalar eşitti. Bu soru tipinde ise hepsinin standart sapmaları eşit olacak. Bakalım burada neler sorabilir. Soru 1. Hangi sınıf daha başarılı, hangi sınıf daha başarısız? Kural bize diyordu ki aritmetik ortalaması yüksek olan başarılıdır, düşük olan başarısızdır. O zaman ben bir tek aritmetik ortalamaya bakalım. Başka şeyler beni ilgilendirmez. Bakalım aritmetik ortalamalara. 20, 40, 60, 70. Hepsi 100 üzerinden olduğuna göre o zaman D sınıfı 70 puanla en başarılı sınıftır. Çünkü aritmetik ortalaması daha yüksek. A sınıfı da başarısızdır diğerlerine göre. Niye? Çünkü aritmetik ortalaması düşük. Bitti. Başka hiçbir şeyle ilgilenmem. Çünkü bana başarı sordu ve sınıfın başarısında sadece aritmetik ortalamaya bakılır. Bitti. Gelelim ikinci soruya. Hangi sınıfta çocukların puanları, öğrencilerin puanları birbirine daha çok benziyor? Hangilerinde daha farklı? Kural bize bir şey diyordu. Çocukların puanı diye sorarsa sadece standart sapmaya bakılır. Başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Bakalım sapmalara. A, bütün standart sapmalar eşit. O zaman bütün sınıfların standart sapmaları eşit olduğuna göre öğrenci farklılaşmaları da aynıdır, eşittir. Bu ne demek biliyor musun? A sınıfında öğrenciler 20'nin etrafında 4 puan değişmiş. C sınıfında 60'ın etrafında 4 puan değişmiş. D sınıfında 70'in etrafında 4 puan değişmiş. Sonuçta değişim hep 4. Dolayısıyla öğrenciler arasında farklılaşma bütün sınıflarda aynı. Çünkü hepsinin standart sapması aynı. Gelelim üçüncüye. Hangi sınıf homojen, hangi sınıf heterojen derse kural bana diyordu ki bağıl değişkenliği uygulayacaksın. Sapma bölü ortalama çarpı 100 formülünü yapacaksın. Küçük olan homojen, büyük olan heterojendir. Ama
Biz bunu da formülsüz yapabiliyoruz. Peki nasıl? Kural diyor ki eğer standart sapmaların hepsi eşitse, ki burada bütün standart sapmalar eşit, böyle durumda aritmetik ortalaması büyük olan sınıf daha homojendir. Aritmetik ortalaması küçük olan sınıf daha heterojendir. Hocam ben emin olmak için formül uygulayabilir miyim? Tabii ki uygulayabilirsin. Zaman kaybetmek istiyorsan böyle bir lüksün her zaman var. Ama sınavda kaybetme derim ben. Şu an merak ettiğin için teneffüste yap, arada yap. Emin olun matematik yalan söylemez. Standart sapmalar eşitse kural 2. Az önce birinci kuralı anlattık. Kural 2. Bütün sınıfların standart sapmaları eşitse formüle gerek yok. D sınıfı burada aritmetik ortalaması yüksek olduğu için daha homojen. A sınıfı aritmetik ortalaması küçük olduğu için daha heterojen. İşte bu da bizim ikinci temel kuralımızdı. Gelelim üçüncü soru tipine. Arkadaş ya hiçbir şey eşit değilse, birincide ortalamalar eşitti, eyvallah. İkincide standart sapmalar eşitti, ona da eyvallah. Fakat üçüncüde hiçbir şey eşit değil. Ortalamalar da başka, standart sapmalar da başka. O zaman bakalım ne olabilir? Tek tek gideceğiz. Bir, yine aynı soru. Hangi sınıf daha başarılı? Vallahi arkadaş başarılı da aritmetik ortalamaya bakalım. Bakalım. 10, 20, 40, 50. En yüksek D. O zaman D sınıfı daha başarılıdır. Çünkü ortalaması daha yüksek. Bitti. Ben başka hiçbir şeyle ilgilenmem. Çünkü bana başarı sordu. Ben aritmetik ortalama bakarım. Diğer hiçbir şey benim umurumda olmaz. Kuralın dışına çıkmayacağım. A sınıfı da daha başarısızdır. Çünkü aritmetik ortalaması düşük. O yüzden A'yı da başarısız sınıf olarak görürüm. 1. Soru 2. Hangi sınıfta çocukların puanları daha çok benziyor ya da öğrenci puanları daha farklı derse, kural bana diyordu ki sadece standart sapmaya bak arkadaş, başka şeyle ilgilenme. Bakalım. 4 var, 6 var, 8 var, 5 var. O zaman bunların içerisinde en küçük standart sapma 4 olduğuna göre A sınıfındaki çocukların puanları birbirlerine daha çok benziyor. Çünkü A'nın standart sapması daha küçük. En büyük hangisi bakalım? Burada bir 8 var. O zaman derim ki C sınıfındaki öğrencilerin puanları birbirlerinden daha farklı. Neden? Çünkü standart sapma daha büyük. Daha çok dağılmışlar, yayılmışlar aşağı yukarı. O yüzden farklılaşma artmış. Bitti. Bu kadar. Öğrenci puanları derse standart sapma. Üçüncü ve son ihtimal. Peki hangi sınıf homojen, hangi sınıf heterojen derse? Homojen, heterojen dediği zaman bu artık kişilerin ilişkisinde sınıfın toplam grafik görünümünü soruyor demektir. Yine bağlı değişkenliği hesaplayacağız. Sapma bölü ortalama çarpı 100. Ancak uyarı burada geliyor. Birinci kuralda ortalamalar eşitti, pratik vardı. İkinci kuralda sapmalar eşitti, pratik vardı. Ama burada ortalamalar da başka, standart sapmalar da başka. Dolayısıyla ilk iki kural burada uygulanamaz. Bağlı değişkenliği hesaplayacaksın diyor. Peki hocam illa formülle mi? Yok ulan. İnat değil mi anasını satayım? O formülü uygulatmadan yapacağız. İsteyenler uzun uzun formül yapabilir. Ben istemeyenlerdenim. Pratiğini göstereceğim. Dikkat! Uzun uzun formülle isteyenler burada formülü çözümü var. Sapma bölü ortalama çarpı 100. Tek tek hepsini yapabilirsiniz. Ya da garantili ve matematiksel olarak, bilimsel olarak doğru olanı yapalım. Hepsini 100'e çevirdiğiniz zaman bunların otomatik olarak bağlı değişkenliği çıkar. Bakalım. 10'da 4. 100'de kaç yapar? 40 yapar. 20'de 6. Yüzde kaç yapar? 5 katı. 30 yapar. 40'da 8. Yüzde kaç yapar? Yaklaşık 2,5 katı. 8, 16, işte 24 falan diyelim. Belki yanlış yapıyor olabilirim ama. 50'de 5. Yüzde kaç yapar? 10. Bu arada aşağıdaki rakamlar bir önceki hazırladığım sorunun ışıklarıyla karışmış. Bunları görmüyoruz. Tamam mı şu an? Bunları görmüyoruz şu an. Rakamlar karışık. Önceki soruların rakamı kalmış ekranda. Biz bağlı değişkenliklerini burada bulduk. 40, 30, 24, 10. Hangisi en homojen çıktı? 10 en küçük. Demek ki en homojen sınıf D sınıfıymış. Bitti. Hangisi en büyük? 40. Yani A. Demek ki en heterojen sınıfta A sınıfıymış. Bitti. Basit pratik yolu varken uzun uzun formüllerle boğulmayalım.
Bağıl değişkenliği yüksek olan heterojendir. Bir anlamda basıktır yani. Bağıl değişkenliği küçük olan 10 homojendir. Yani sivridir. Bunun mantığı ne biliyor musunuz hocam? Kelimeye dikkatli bakın. Bağıl değişkenlik diyor. Değişkenlik büyüdükçe değişim, heterojenleşme gelir. Değişkenlik küçükse benzerlik var demektir. Bu da homojenlik demektir. Olay bu kadar. Nokta. Sorusu olan varsa alabilirim. Buraya kadar sorusu olan var mı? Sapmalar, ortalamalar ve bağıl değişkenlikler. Son cümleyi tekrarlayalım. Bağıl değişkenlik yüksekse o sınıfta değişim çoktur, heterojenleşme vardır. Bağıl değişkenlik küçükse o sınıfta benzerlik vardır. Değişim olmamış demektir. Bu da homojen demektir. Yani bağıl değişkenliği büyük olan heterojen, bağıl değişkenliği küçük olan homojendir. Tamam mı Halime Hocam? Hazırsanız final sorusunu beraber yapacağız yine her zamanki gibi. Hazır mı sınıf? Tamam. Şimdi beraber bir soru üreteceğiz. Beraber bir cevap bulacağız. Herkes hazır mı? İsim yoklama üzerinden yapalım mı? Burada mısınız? Tamam. Hocam sadece bağıl değişkenlik. Bir de mülteza diyebilirsin. Siz bağıl değişkenlik diyebilin yeter. Başka şeye gerek yok. Peki. Örnek soru geliyor. Hazır mı herkes? Yine interaktif soruyla bitirelim. Böyle bir kalıcılık olsun inşallah. Peki. İsimleri okuyorum. Ve ismini okuduğum arkadaşım köşeli sayılar olmasın lütfen. Köşeli sayılar yapamıyoruz. Sıfırdan yüze kadar bir aritmetik ortalama söylesin. Mesela Cafer hocam, Cafer Sarım hocam. Burada mı kendisi şu an? Aa burada, süper. Hocam bize 0-100 aralığında bir aritmetik ortalama alalım mı? Allah belanı vermesin. Düşmanım olsa yapmaz bunu. 60, tamam. Peki, 60. 60'dan tavşan yapacağız. Peki, teşekkür ediyoruz. Cafer hocam, hiç küsürlü olmadı Allah için. Peki, Emre Kara hocam, bir sayı da sizden alabilir miyim ortalama? 0-100 aralığında. Emre Kara, bir zahmet. 52.4'te uçak kafa atayım burada. 70, tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, bir tane de Sümeyye hocam. Şu anda senin ismini gördüm, aklıma hemen ismin geldi. Sümeyye Orhan hocam, bir aritmetik ortalama da sizden alalım. 50, tamam, teşekkür ediyoruz, onu da yazdık. Hadi bir tane daha lazım. Bir de Hatice Adaş hocam söyleyebilir mi bir ortalama? 40. Teşekkür ediyorum hocama da. Çok güzel. Bu 4 tane yeterlidir. Şimdi bir de bunlara standart sapmalar bulalım. Mesela standart sapma için Nurdan Aksoy hocam burada mıdır? Nurdan Aksoy. Hocam bir standart sapma değeri alabilir miyiz? 3, 5, 7, 12, 15 falan herhangi bir şey olabilir. 6, tamam. Bir de bir standart sapma daha lazım. Bunu da bize kim söylesin? Mesela Ayşe Bilici hocam. Bir sayı da sizden alabilir miyiz bir standart sapma? 9, teşekkür ediyoruz. Bir standart sapma daha. Şöyle yukarılarda kimler var? Halime Ertop hocam. Sizden sayı almadık galiba değil mi? Bir tane sayı da Halime hocam söylesin. 10, peki. Hadi son sayıyı da ben söyleyeyim. Kaç olsun diyelim? 3 olsun mesela. Herkes hazır mı? Nefesini tut. Geliyor. Ekranı temizleyeceğim. Tek tek cevap vereceksiniz. Başlıyoruz. Ha bu arada bunları da A sınıfı diyelim. Karışıklık olmasın. B sınıfı diyelim. C diyelim. D diyelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Birinci soru. Soru 1. Bu 4 sınıftan hangisi daha başarılı? Çok güzel. Çünkü aritmetik ortalaması daha yüksek. Bitti, bu kadar. Güzel. Soru 2. Bu sınıflardan hangisi daha başarısız? De, çünkü aritmetik ortalama çok düşük. Bitti, bu kadar. Tebrik ediyorum. Peki, başka bir soru.
Bu sınıflardan hangisinde çocukların puanları birbirlerine daha yakın? Çok güzel. Çünkü standart sapma en küçük 3. Süper. Harika. Çok güzel. Peki bu sınıfların hangisinde çocukların puanları birbirlerinden daha uzak ve farklı? C. Çünkü standart sapması 10. En yüksek o var. Çok güzel. Bitti. Peki gelelim son sorulara. Bu sınıflardan hangisi homojen, hangisi heterojen derse? Bunun sadece sapmaya bakarak olmaz. Ne yapacağız dedik? Bağlı değişkenlik katsayısını yapacağız. Bakalım. Formül isteyenler formül uygulayabilir. ÖSYM bize pratiğini sorar. Pratikten yapmanızı tavsiye ederim. 60'da 10. 6'da 1'i. Yüzde kaç yapar? 10 yapar. 70'te 9. Yüzde kaç yapar? Yaklaşık bir yarısı kadar eklesek mesela 13-14 diyelim mesela, örnek veriyorum. Küsürler var ama biz 13,5-14 diyelim ona. Çok önemli değil şu an. Mesela 50'de 10. 2 katı. Yüzde kaç yapar? 20 yapar. Çok güzel. 40'da 3. 40. 2,5 katı. 100 olacak. 3'ün de 2,5 katı yaklaşık ne olur? 3, 6, 7,5, hadi biz 8 diyelim, hadi hadi o 8 olsun. Bitti, bu kadar. Hangi sınıf homojenmiş? Bağıl değişkenliği en küçük olan 8, yani D sınıfı en homojenmiş. Yani grafiğini çizdiğimizde birkaç hafta sonra böyle sivri olacak. Homojen sivri demek. Hangisi en heterojenmiş? O zaman da bağıl değişkenlik en yüksek olan 20, C sınıfı diyeceğiz. Hatta onun da grafiğini çizerken şöyle bir basık. Böyle yanlamasına doğru uzuyor göreceğiz. Yukarıdan basılmış gibi. Tebrik ediyorum. Sıfır hatayla bitirdik. Geçmiş olsun. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bu konuyu işledikten sonra gönderdiğimiz soru bankalarında naçizane benim yazdığım sorular var. İstatistik kısmında ortalamalar, sapmalar ve homojenlik, heterojenlik soruları var. Mümkünse oradan da sıcak pratik yapabilirsiniz yarın. Biraz daha örnek sayısını arttırabiliriz. Elinize geçen bütün kaynakları çözün. Ama orada özellikle bu tarz soruları ben biraz önem verdim. Pekiştirmek adına katkılı olacaktır. Sorusu isteyen olan var mı? Her şey anlaşıldı inşallah. Zor bir şey yok değil mi arkadaşlarım? Yani anlatılmak tabii kolay geliyor ama önemli olan dinleyene kolay gelmesi. Umarım kolaydır. Bir aksilik yoktur. Peki. Tamam. O zaman tamam. Slide'ı da veririm. O zaman şöyle bir cümleyle ölçme dersimizi bitirelim. Bir dahaki başlığımız şu an standart sapmayı, testin standart sapmasını konuştuk. Bitti. Standart sapmayı CX ile gösteriyoruz dedik. Bir dahaki derste, aslında şimdi anlatacağım ama bir dahaki derste slide'da da gösteririm. Bir de varyans var. Varyans ne biliyor musunuz? Standart sapmanın karesi. Bu ne demek biliyor musun? Bir sınıfın standart sapması 4 ise varyansı nedir? 16'dır. Bu kadar. Bazen varyansı kaç diyor? Valla sapma neyse karesi de varyanstır. Veya şöyle yapabilir. Bir sınıfın varyansı 25 der. Standart sapması nedir der. Hemen karekökünü alırız. O zaman standart sapma 5'tir. Bu da bizim ikinci başlığımız. O da bu kadar 3 saniye sürüyor zaten. Geçmiş olsun. 10 dakika mola, 10 dakika sonra görüşürüz. Ölçme bu kadar bu akşam. Kolay gelsin.